الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beyti, ashabı da üzerine olsun. Uca Allah da bizi, ailemizi korusun. Uca Allah da bütün mezunları korusun. Allah Teala zalimleri mehfeylesin. Allah da bu servetlerimizi korusun. Emin amallığımız, müstakilimiz daim olsun. Biz surelerden bazı faydalara toxunmuşdur. Allemetni ayya. Yani bu ayeler bize ne öğretti? Allah hem de olsun Taha suresine çatmışız. Bundan evvelki surelerde müxtəlif səfərlerde oxumuşdur. Dünən bir neçə sureleri evvelki gün Qax rayonunda olanda oxumuşdur. Zaktalda oxumuşdur. Yani harada hansı sure ardıcı gedirik. Bugünkü suremiz hansıdır? Taha suresi. Taha suresi bizlere ne öğretti? Taha suresinde hansı faydalar var? Allah da buyurur. Allahu la ilahe illa hu lehu'l esma'ul husna. O Allah ki ondan başka ibadetle hak mebud yoktur. Lehu'l esma'ul husna. Onun güzel adları var. Yani burada mesaj nedir? Allah'a dua ederken Allah'ın güzel adlarıyla dua etmek. Çünkü Allah'a tevessül nece edilir? Allah'ın güzel adlarıyla. Tevessül kabirle, daşla, ağaçla edilmez veya dünyasını değişmiş salih insana edilmez. Tevessül neyle edilir? Yaxşı amellerle ve hemçinin Allah'ın güzel adları, yani ya Razzak, Ruzu ver, ya Gafur, bağışla. Çünkü Allah da kullarına emredir ki, Allah'ın güzel adları var, bu güzel adlarla dua edin. Ve لِأَنَّهَا وَسِيلَةُ مُقَرَّبَةُ اِلَى حُبِّهَا. Yani Allah'a yakınlık, en güzel, Allah'ın sevdiği vesile nedir? Allah'ın güzel adlarıyla dua etmeyi. Ona göre de kim Allah'ın güzel adlarına dua edirse, Allah o adlarına dua edenleri sever, onları koruyar ve ona göre de güzel adlarına Allah'a dua etmeyi, bu Allah'a güzel nedir? İbadettir. Ona göre de her zaman Allah'a dua ederken dualarında Esma-ül Hüsne, güzel adları unutma. Duanın evvelinde olsun, ortasında olsun. Farkı yoktur. Ve sonra buyur altına اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوكَ بِآيَاتِ وَلَا تَنِيَ بِذِكْرِ Allah Teala Musa Aleyhisselam'la Harun'u Firavun kime gönderir? Firavun'a. Deyir ki sen ve kardeşin git onu hatırlat. Allah'ın ayelerini وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِ Beni zikretmeyden yani bir an bile zikretmeyden yayınmayın. Subhanallah. Bakın burada gözden çıkan fayda nedir? En çetin durumda bile zikir. Çünkü Allah Teala Musa Aleyhisselam'la Harun'u Firavun'a gönderir. Biz Firavun ilahlı iddiasına ben Allah'ım deyirdi. İnsanlar sebepsiz öldürürdü. Yani en çetin anlarda böyle düşmanla mübarizede böyle ne yemeli insan? Allah'ı zikretmeli. Çünkü zikredersen bu hayatta Allah'ı zikretmek sana yardımcı olacak. Sana güç verecek ve düşmanlarını mahvedecek. Yani ona göre bakın Allah da en çetin anda bile Musa Aleyhisselam diyor ki zikretmeyden yayınma. Sen de hayatta çetinliğin var, sıkıntın var. Her zaman zikreyle. İzheb ila Firavun innehu tağa. Git deyil Firavun'a çünkü heddini açtı. Fekule lehu kavlen leyyinen. Onunla yumuşak danışın. Leallehu yetezekker av yakşa. Belki hatırlayar, korkar. Bakın Musa Aleyhisselam'ı gönder ama deyir ki onunla güzel danış, yumuşak danış. Hansı ki Firavun ilahlı iddiasındadır. Heddin aşığı, ben size ilahınız deyip. Musa Aleyhisselam bununla beraber deyir ki ne kadar düşman olsa bile onunla mülayim danış, güzel danış. Ve sonra ne oldu? Elbette ki Musa Aleyhisselam hadisesinde altta buyurur Taha suresi. Hansı ki o sehirbazlar Musa Aleyhisselam'ın attığı asasını görende ki onların attığı ipleri ilana dönmüştü. Onu yediler. Yedi hamsını dediler ki bu sehir değil. Çünkü bu hakikaten de möcüzedir. Möcüzeleri peygamberlere verir. Ve derhal inediler. İman getirdiler. İnne amennâ bi rabbina. Biz Rabbimize iman getirdik. Liyagfira lana fatayana. Rabbimiz günahlarımızı bağışlasın. Ve me ekrehten aleyhi mine sihir. Vallahu hayrun ve ebqa. Allah daha hayırlı ve daha bağlı. Yani Allah'ın vaat ettiği cennet. Ne inediler? İman getirdiler. Seher seyirbaz idi. Akşam şehit oldular. İman böyle şeydi.
iman insanın kalbine girerse, kalbini bürüyerse, kalbinde o iman olarsa, hiçbir şey onu Allah yolundan ne diye uzaklaştırabilmez. Ve sonra buyurur, فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Hak olan Allah her şeyden ucadır. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْرِ اَنْ يُخْدَ اِلَيْكِ Yani Kur'an-ı Kerim'i telesme, okuyarken telesme. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا Denek ey Rabbim, ilmimi artır. Onu gördü Kur'an okuyan insan, Kur'an dinleyen insan sabırlı olmalıdır. Sakin olmalıdır. Çünkü Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Ve Allah da Peygamber'e deyir ki, telesme okuyarken. Onu görmedi. Yani on demeydi ki, Kur'an-ı Kerim'i oku, Kur'an-ı Kerim'i okuyandan sonra tedabbür eyle, düşün. Onun manalarını düşün. Ve sonra buyurur, وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim benim zikrimden, öğüt nesiyetimden yüz döndürerse, onu sık bir hayat gözleyecek. Burada ne diyor? Zikir, yani Kur'an-ı Kerim'den kim yüz döndürerse, Kur'an-ı Kerim'e emel etmezse, o zaman ne olacak? Allah da ona bu dünyada sık hayat verecek diyor. Yani ne demek yüz döndürmek? Kur'an-ı Kerim okumama, Kur'an-ı Kerim düşünmemeyi ve Kur'an-ı Kerim buyruklarına emel etmemeyi. Ona göre buyurur İbn Abbas, tekeffalallah, Allah'a zamanet verir. Liman qara'al Kur'ane, kim Kur'an-ı Kerim okuyarsa, ve amile bima fihi, o Kur'an-ı Kerim'de hükümlere emel ederse, ella yadille fid dunya, bu dünyada azgın olmaz, yani zarata düşer olmaz, ve la yeşka fil ahira, ahirette ise bedbehlerden olmaz. Kur'an-ı Kerim bak bu demektir. Sonra buyurur Allah Teala وَسَبِّيَ بِحَمْدِ رَبِّكِ Rabbinin şanına tariflerdir. قَبْلَ تُلُعُ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ Güneş batmamıştan, güneş çıkmamıştan evvel ve güneş batmamıştan evvel. Yani fecr namazı, sübh namazı, hem için esir namazı. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Değil ki Allah Teala ehline, ailene namaz kılmayı emreyle. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ve onlara namazı öğrederken babana göre sabırlı ol. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُمْ Biz senden ruzu istemeyiz. Ruzu veren biziyiz. Niye Allah Teala namaz ayesinin sonunu ruzuyla bitirdi? Yani deyik İbn-i Kesir اِذَا اَقَمْتَ الصَّلَاةِ Namazı dosdoğru kılsan اَتَاكَ الرِّزْقْ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبْ Ummadığın yerden Allah Teala sana ruzu verer. Bakın Allah Teala emretti. Ailene namaz kılmanı emreyle ve buna göre sabırlı ol. Ve sonra ne dedi? Senden ruzu isteyen bir ruzu veren bizi. Yani namazı dosdoğru kılsan Allah da neyine sana ruzu verer. Hakikaten de Taha suresinden ne dedi? Çıkan güzel faydalar. Ve sonra gelir Enbiya suresi. Enbiya suresini okuyak. Enbiya suresi en önemli. Bütün sure önemlidir. Çünkü bakın diyor ki Abdullah Mesul, Benu İsrail, Kef, Meryem, Taha, Enbiya suresi minel itaqil evvel. Yani en kadim inenlerdendir. O minel telâdi. Yani evvellerdir. En çok hifz olunan surelerdendir. Yani Enbiya suresi, hemçin Kef suresi, Meryem suresi, İsra suresi. Fes'elü ehle zikr in kuntum la te'lemun. Altı ne diyeyim? Bilmediği şeyde ilim ehlinden soruşun. Yani cahilcesine ben böyle düşünüyorum diyerek ibadette sehlenkarlığa yol verme. Bilmediğin bir şeyi soruş. Bazıları ben düşünürüm böyle burada ne var ki diyerek bazen görürsen ki bidete yol verilir. Veyahut da ki özüne ibadet uygulur. Yani deyir ki ilim ehli bunu bilenlerden soruş. Ona göre ki nedir? İnsan bilmelidir. Cahillerden değil. İlmi olmayanlardan değil. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ Size bir kitap indirdik. Hans ki o sizde orada sizi hatırlamanız var. Ne demeydi orada sizin hatırlamanız var? Yani Kur'an-ı Kerim'de altta bizi hatırlamadan məqsəd nedir? Fihi şerefukum. Yani sizin şerefli olmanız Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır. Bu Kur'an-ı Kerim sizin için şerefdir, fəxirdir. Bu sizi ucaldır. İzem tethaltum mâ fihi minel evamir. Oradaki emirleri yerine getirseniz, qadağanlardan çekinseniz, Allah dergahında şereflisən, dərəcən yüksələr. Ona göre ne deyir? Kur'an-ı Kerim kim əməl edirsə, oxuyursa, Allah dərgahında ən ucalardandır. Qalu və cədə əbəənə ləhə əbidin Həmçinin nədir? Əvvəlki ümmətlərin batıl gətirdiyi dəlil. Nə idi?
ata babalarımızı biz böyle ibadet eden gördük. Subhanallah. Ona göre de peygamberimizden başka hiç kimse delil subut değil. Demeyi olmaz, ata babalarımız böyle dedi, biz de bunu böyle ederiz. Hususen dini meselelerde, tevhid meselelerde, ata baba değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Sonra buyurur Allah-u Teala, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ. Sonra İbrahim aleyhisselam ne inemişti? Bütleri hamısını kırmıştı, parça parçalamıştı, ancak böğünden başka. Subhanallah. Yani birisi İbrahim aleyhisselam bütleri kırır ve sonra diyor ki, kim bunu kırıp? Bir böğü kırıp ondan soruşur. Diğer onlar danışma eşitmiyor. Eğer danışma eşitmişse nice ondan kömek istersin? Ona göre Allah'tan başka benzer gelir, kabirden, taştan, ağacdan kömek ister. Sel gelir, yuva bakarır, özüne kömek edebilir. Nece sana kömek olsun ki? La ilahe. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Biz ateşe böyle buyurduk. Ey ateş, İbrahim için soyuk hem de salamat ol. Subhanallah. Nasıl İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Hatta yakınlaşabilmediler. Uzaktan mincelikle attılar. Melekler gelende ki, ey İbrahim sana yardım dedi. Ben ancak Allah'tan yardım dileyeceğim. Ne demişti o? Hasbi Allah ve ni'mel vakil. Allah bana kifayetti. En güzel arkalandığım odur. İbrahim Aleyhisselam ateş aklında deyip, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise insanlar, bütün müşrikler onun üzerine toplananda deyip ki, Hasbunallah ve ni'mel vakil. Allah bize kifayetti. En güzel arkalandığım odur. Ne oldu? Elbette imanları arttı ve üstelik Allah'ın nimetine kayıttılar. Yani galip oldular ve hiç zaman onlara zarar dokunmadı. Ona göre sıkıntın var, kederin var, düşmenden korkursan, problemi var. Dene ki, Hasbiyallah ve ni'mel vakil. Allah bana kifayetti. En güzel arkalandığım odur. Bakın. وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَ رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Enbiya suresinde. Eyyub diyor, o zaman Rabbine böyle yalvarmıştı. اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. Bana zarar dokundu. وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Sen rahimlerin en rahimlisi. Subhanallah. Bakın bu duada hem tevhid var, hem fakirliği itiraf var. Ona göre dedi, derhal duası kabul oldu. Onun gibi duada insan birincisi tevhid. Ve hem Çin dedi, Allah şerik koşmamak ve dua ederken Allah acizliği itiraf etmemi, itiraf etmeyi ve en güzel dualardan birisidir. Kim hastaysa, hastası varsa dene. Ey Rabbim, enni messen yadur, bana zarar dokundu, hastalığı dokundu. Ve ente erhamur rahimin, sen rahimlerin en rahimlisin. Bakın bu duada Allah'a ihtiyaç, mühtaçlık, fakirlik, hemçin tevhid, Rabbine dua etti, Allah'a dua etti. Yani Allah'ın rahmet sıfatıyla Allah'a yalvardı. Erhamer rahimin, sen rahimlerin en rahimlisin diye. Ona göre dua ederken mütlak, bakın Enbiya suresinde ne kadar faydalar geldi. Hemçin kim geldi? Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Ve sonra ne geldi? Hemçin Eyyub Aleyhisselam'ın duası tek hastalığa ait değil. Bir sıkıntın var, başına bela gelir, ruzunda problem var diyebilirsen, ente erhamer rahimin, bana zarar dokunup. Tek hastalığı değil ki zarar. Yani insanın sıkılması, daralması, dene enni messen ya dur, bana bela baş verir. Zarar dokunup sıkıntım var. Ve ente erhamer rahimin, sen rahimlerin en rahimlisin. Subhanallah. En güzelleri dualardan birisi ki orada acizliği ikraf var. Ve zennun iz zehebe mugadiben. Ve zennun, nun yani balık sahibi, yani Yunus aleyhisselam kezeblenerek gitti. Neye göre gövme onu kabul etmedi diye. فَظَنَّ اَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Öyle zannetti ki biz onu imtihan etmeyeceğiz. Çünkü Allah'tan icazet çıkmıştı. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ. Sonra o zulmetlerde bile yalvardı. لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتِ. Senden başka ibadet-i hak mebud yoktur. Subhanek, paksan, nöksanla uzaksan. اِنِّي كُنْتُ مِنَا الظَّالِمِينَ. Ben öz nefsime zulmedenlerdenem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, kim kardeşim Yunus'un duasını Allah'a yakınlaşarsa Allah onun isteğini verer. Yani hem bu sözü Yunus peygamberin duasını tekrar tekrar demeyi, sonra dua ile veya da yol gelirsen dene ki, la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Çünkü bu duada sir var. Nedir? Acizliği, itiraf. Subhanallah. Bakın diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ma min muslimin yed'u rabbehu fi şeyin kat illa sucibe leh.
İlle stecebele. Bir kul, bir şey için, bir Müslüman bir şey için Yunus Aleyhisselam duasıyla Allah'a yalvararsa Allah onun dualarını kabul eder. En azametli dualardan birisi. Dilinden düşünme. Çünkü orada sıkıntı var. Borç derdin var. Dene la ilahe illa ente subhanak inni kuntu minaz zalimin. O manasını derk ederek. İnsan var evladı olmurdu. Bu duaya sarılandan sonra evladı olur. İnsan var borcu ödenmürdü. Borcunu ödeyip buzdu aynen. Çünkü nedir? Tevhidle yakınlaştın. La ilahe illa en. Senden başka ibadet hak mevud yoktur. Subhanak. Paksan, nöksan, uzaksan. Ben öz nefsime zulmetmişim. Bakın bu dua ancak Yunus peygamber için hayır altı buyuruyor. Festecebne lehu. Biz onun neyin duasını kabul ettik. Sonra ve vehebne lehu Yahya. Ona Yahya'nı nasip ettik. Ve ıslahne lehu zürriyete. Onun neslini ıslah eyledi. La ilahe illallah. Yani ona göre bu başka peygamber içindir. Festecebne lehu. Onun dualarını kabul ettik. Ve vehebne Yahya. Onu Yahya'nı nasip ettik. Vaslaha lehu zürriyet. Onun zürriyeti ıslah etti. Ama bu duanın müminlere gelende altı ne diyor? Festecebne lehu. Dualarını ve kezalike nuncil mu'mini. Biz hemçin müminleri böyle hılas ederiz. Yani Yunus Aleyhisselam altı hılas etti ve müminler de böyle hılas ederiz. Yani bu dua hemçinin müminler üçündür. Subhanallah. La ilahe illallah. Ona göre de ne diyor? En önemli dualardan birisi değil. İnnekum ve te'budune min dunil hasabu cehennem entum lehel varidun. Siz ve sizin Allah'tan başka dua ettikleriniz cehennemin ateşi olacaksınız. Siz oraya düşeceksiniz diye subhanallah. Ne demeydi bu? Yani müşrikler ve onların büyüklerini Allah cehenneme atacak. Çünkü o büyükleri Allah'tan başkasına ibadet edirdiler. Ve bununla razıydılar. Ama misal olsun insanlar vardı ki demeyip ki ölenden sonra gelmenden kömek ister. Onun günahı yoktu. Misal olsun imamlar değil bizden kömek ister yok. Övliya, sarı insana deyip bizden kömek ise yok. Peygamberler deyip gel bizden kömek ise yok. Onların bir günahı yoktu elbette ki. Ona göre de insanların cahiline göre onlar azap edilir, edilmez. Çünkü onlar çağırmıyorlar. Gelin biz ölenden sonra bizim kabrimizden kömek isin diye. Kim azap görecek? O keski adeti bu olur. İnsanlara deyip ki özüne şişir deyip ölenden sonra insanlar bundan kömek istesinler. O deyip cehenneme atılacak deyip ona ibadet edenlere beraber la ilahe illallah. Çünkü Allah'tan başka hiç kimseden ne istemeyi olmaz. Allah da her şeyin sahibi. Dünyanı yaradan, kainatı yaradan, Allah'tan başkadan, kabirden, taştan, ağacdan vesaire olmaz istemeyi. Ve onlar onsuz da bizim isteklerimize cevap da verebilmezler. Ellerinde değil ki onların bize cevap versinler. Eksine her bir insan bütün meselelerde Allah'tan istemelidir, Allah'a yalvarmalıdır. Ne kadar bir şey yanlış oldu? 20'de. Bir tane daha Hac suresini okuyak. Kısa. Altına buyuruyor. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى. Sizlerden bazılarınız vefat edir. وَمِنْكُمْ yani ilk genci çağlarında. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْ اِلَى اَرْضَ الْعُمُرْ. Bazılarınız ise ömrün en ihtiyar çağlarına kadar onlara ömür verir. Niye göre? لِكَيْ لَا يَحْرَمَ مِنْ بَعْدِ اِلْمِ شَيَّ. O bilsin ki hakikaten de sonunda insan zayıftı, elimsiz kalır. Çok şey unudur. Altta bazen ömür niye uzun edir? Uzun edir. Sonunda ömrün sonunda nedir? Artık nece doğulmuştu, ele zayıftır. Subhanallah. La ilahe illallah. Ona göre değil ki, hakikaten Adem evladı değil, zayıftı. Uşakken doğulur zayıf, nakiz ve sonra kocalır, zayıf, nakiz. Hem için bunu gösterir ki, yani bir insan kocalıp dünyadan köçürse, nece olabilir ki insanlar gelip onun kabrinden kömek isteyin? Ahu Allah dergahındadır. Yaxşı əmələ sahib isə, nə xoş alınam. Subhanallah. Baxın, nə deyil altta Quran-ı Kerim sonra? Lehu fid dunya xizyun ve nuziqu yevmel qiyamət azabul harir. Onları bu dünyada rüsvaçılıq, ahirətdə isə şiddətli yangı əzabı vardır, deyil. La ilahe illallah. Subhanallah. Kimler üçündür bu? O kəsler ki, insanlar küfrə dəvət edirlər. İnsanlar şirkə dəvət edirlər. Allahın yoluna uzaqlaşdırırlar. La ilahe illallah. Onları bu dünyada rüsvaçılık gözlerdi. Yani ahiretten evvel onlar rüsva yiyecekler. Ona göre de kim küfre, zelalete, bidete davet edirse Allah ona karşı gazablidir ve altına iniyor.
onları bu dünyada rüsva eder, ahirette ise onları de şiddetli yanğı cehennem azabı gözler. Sonra buyur Allah Teala: "Elem tara enne Allah yesru lehu men fis semawati ve men fil ard?" Mer görür müsünüz? Göklerde yerde, yani her şey ona secdedir. Vaşşamız, güneş, vel kamer, ay, vel nucum, ulduzlar, vel cibel, vel şecer, vel devab, ağaçlar, heyvanlar ve insanların birçoku, birçoku ise hak aleyhine azab, azab onlara vacip edildi diyor. Ve men yuhinillah, femen lehu min mukrim. Kimi Allah alçalarsa hiç kimse onu izzetlendirebilmez. İnna Allah yef'alu mâ yaşa. Allah istediğini edir. İnsan Allah'ın gözünden düşerse günahlarla hiç kimse onu dedi ucaltabilmez. Düşünün de göyler, yerler içerisinde olanlar, güneş, ay, ulduzlar, dağlar, ağaçlar, Allah'ın yarattığı diğer canlılar, hamısı Allah'a secdedir. Yani bütün kainat niye onu secde? Çünkü odur Allah. Biz bu ayeni okuyoruz. Ne şekilde insan kabirden taştan kömek isteyebilir? Subhanallah. Senin kömek istediğin o salih insan, o da Allah'a secdedir. Secdedenlerden de ne şekilde diğer canlılar kimi? Demek ki diğer canlılardan kömek istemek olmazsa niye ölen insandan kömek istiyorsunuz ki? Subhanallah. Hem çünkü burada da ayet-i menası İbn-i Keyyim buyurur: فَالَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَبِ. O kese ki de azab vacib oldu kimdi? لَا يَسْرُ لِلَّهِ سُبْحَانَ. Allah'a secde etmir. Altta diyor ki bütün kainat secdedir bana. Sen insan nece secde etmişsin Allah'ın Teala'ya? Yani Allah dergahında Allah gözüne kimdir düşen diye bir terk-i sucud, Allah'a secde etmeyi terk eden, yani namazlı olmayan, yani Allah dergahında onun değeri yoktur. Yani insan neyle meldi? Kofmalıdır. Ona göre de secde edenlerden olmalıdır. O beşirli muhbitin değil ki, muhbitin yani kalben Allah'a bağlananları müjdeler. Kimlerdir onlar? Açıklayayım sonra Allah'a. اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar Allah hatırlandığı zaman kalpleri titriyer. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Müsibetlere karşı sabırlı olanlar. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ. Namaz kılanlar. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah'ın onlara bahş ettiğini Allah yolunda harcayanlardır diye. El-Muhbitin. Muhbitin diye bu megamın dört tane alameti var. وَجِلْ قُلُوبِهِمْ. Yani Allah'ın hatırlarında tesirlenir. Allah'ın ezemetini hatırlayır. Subhanallah. Yani bu gibi kalbinde var. Yani hem sevgi var, hem Allah'ın ezemetine korku var. Hem ki Allah'ın kaderlerine sabredirler. Sevmediğin bir şey başına gelirse. Hemçinin namazı vakti vaktine kılırlar ve insanlara yardım edirler. Allah Teala bunlar ne adamdır? Muhbit. Yani sen mi geldin Allah'a bağlı olanlar? Subhanallah. Ve sonra buyurur: "Len yenallahu Allah'a duhluhumaha ve la dimauha." Sizin kestiğiniz kurbanların ne kanı ne de eti Allah'a çatmaz. "Velakin yenahu takva minkum." Allah'a çatan nedir? Sizin takvalı olmaz. Ne demek takva olmak? Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve kadağanlardan çekinmek. Ona göre de bir insan kurban ne için kesir? Allah'ın razını kazanmak için. Demek ki kalbinde Allah korkusu var. Hemçinin bütün diğer ibadetler, ne demeydi mânası, bu ayağın mânası, eğer ibadetler Allah için değilse, bakın Allah için değilse, yani ihlas ve Allah korkusu yoktursa, o zaman onun ibadeti hiç nedir? Subhanallah. Sanki onun değil, neye benzer ibadeti? Bir beden, ruhsuz bedene benzer. Subhanallah. Sonra buyurur: "İnna Allah yudafi anillezi emanu." Allah'a iman getirenleri müdafi ederdi. La ilahe illallah. Kim? فَمَنْ كَنْ اَكْمَلَ اِيْمَانًا. Kimin imanı kamildirse, Allah'ı çok zikredenlerdendirse, Allah da onu zalimlerden koruyar. Kim azdırsa, imanın güclüğünde veya zikirde ve umdursa, o zaman o koruma da ne deyip? Zayıf olar. Ve sonra buyurur: وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُ. Allah'a yardım edenlere Allah yardım eder. Ne demek Allah'a yardım etmek? Yani Allah'ın dinine yardım etmek. La ilahe illallah. Yani Allah'ın dinine yardım edersiniz de Allah da size yardım eder. فَاَمْرَيْتُ لِلْكَافِر۪ينَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ. Bakın değil ki kafirlere mühlet verdim. Sonra ise onları değil, onları helak eriyenler değil. Bakın değil bizim azabımız ne de Allah da buyuruyor. La ilahe illallah.
Ne demişti Firavun? Ene rabbukumul a'la. Ben sizin uca Rabbinizem. Allah Teala ne dedi? Onu helak eyledi. Ona mühlet verdi Allah Teala. Hatta rivayetlere gel ki ona uzun bir 40 mühlet verdi. İnna Allah leyum lizzalim. Lizzalim. Allah Teala zalima mühlet verer. Ama mühlet vakti bitende bütün kainat da toplansa onu hilas edebilmez. Ama insan zulmetmeyden korkmalıdır. Ve sonra buyurur. Efelem yesiru fil ard. Yer üzerinde dolaşıp görmürler mi? Fetekun lehum kulubun. Garipleri yok mu? Yakuluna biha. Düşünen garipleri yok mu? Al azanu yesma'una biha. İşilen kulakları yok mu? Yani kainata bak. Semalara bak. Dileksiz ucaltılan semalar, dağlar, okyanlar, denizler. Bütün bunlar hamısı uca Allah'ın kudretine dehalet etmir mi? Yani kalbini aç, kalbini dirilt. Allah'ın öğüt nesiyetlerinden tesirlen. O zaman uzak dur cahillerden. Subhanallah. Ve Allah Teala'dan iste, seni sabit eylesin din üzerinde. Ve buyurur, فَالَّذِينَ اَمَنُوا O kesler ki iman getirdiler. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَخْشَمَلَ اَتْلَرْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Allah tarafından onlara bağışlanma ve bol ruzu vardır diye. La ilahe illallah. Bakın diyor ki salihlerden birisi rizkun kerim, bol ruzu gelende Kur'an'da bir iki ne dedi? Cennet. La ilahe illallah. اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ Allah Teala kullarına karşı lütflüdür ve habir. Her şeyi bilendir. Latif ne demeydi? Yani kullarına hayri ele bir yerden ona hayır verer ki ummadığı yerden. Yani ondan şerri uzaklaştırır ve ona gözlemediği yerden gizli yollarla öz nimetlerini ona çattırar. Ona göre Allah'ın bu adını her zaman ister. Ya Latif, bana lütfeyle diye. Ve cahilu fille hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin diye. Yani Allah burada cihattan ne gelir hakkına cihat? Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, insanları doğru yola davet etmeyi. Yani ilmi cihat. İnsanları öğretmeyi, tevhidi yaymak. Subhanallah. Ve sonra buyurur, وَاَحْتَسُمُ بِاللّٰهِ Allah'tan berk yapışın. هُوَ مَوْلَاكُمْ Sizin Mevlanız O'dur. فَنِعْمَ الْمَوْلَى Ne güzeldir Mevla. وَنِعْمَ النَّصِيرِ Ne güzeldir yardım eden Allah. Subhanallah. Yani benim sizin Mevlanız. Yani koruyanınız. Mene sığının. Menden isteyin. Kalbinizi Allah'a bağlayın. مَتَعْتَسَمَا بِهِ Kim kalbini Allah'a bağlayarsa Allah onu koruması altına alar. Allah onu yardım eder. Hem öz nefsin şerrine karşı, hem de düşmanlara karşı, hem de şeytanlara karşı. La ilahe illallah. Allah tarafından kamil yardım neye bağlıdır? İnsanın kamil kalbini Allah'a bağlamasına bağlı. Bazı kalbler nedir? Zayıftır. Allah'a tevessülde zayıf veyahut da ki Allah'a tevekkülde zayıf. Dua edir, yenginle etmir. Ama sen ne kadar sen Allah bağlılığın güçlü varsa o güçlüye göre Allah Teala'nın senin yardım da kamil olar, büyük olar. Bu Kur'an'dan çıkan, ayetlerden çıkan faydalar idi. Uca Allah da bizleri eşli faydalarını eylesin. Uca Allah da dualarımızı kabul eylesin. Sıkıntılarımızı aradan kaldırsın. Uca Allah da mezunlara yardım eylesin. Dünyada her yerde mezlumlara, mezlum Müslümanlara yardım eylesin. Mezlum insanlara yardım eylesin. Allah da bizi ailemiz korusun. Evladlarımız salih kullarını eylesin. Evladı olmayanlara salih evladlar bahşi eylesin. Allah da bu güzel vatanımızı korusun. Eminamanlığımız, müstehkimiz daim olsun. Uca Allah da ordumuza güç kuvvet versin her zaman. Vatanımızı koruyarken şehit olan şehadetini kabul eylesin. Günahlarını bağışlasın. Dergahında en uca megama yetiştirsin. Uca Allah da bizim de sonumuz güzel eylesin. Güzel sonluğuyla bu dünyadan köçmeyi nesil eylesin. Allah razı olsun inşallah. Her sır təxminən yarım saatte 40 dakika yine de canlı yayın eləyəcək isteyenler katılabilirler. Kur'an-ı Kerim'den çıkan bazı faydalar idi surelerden. Allah da sonumuz gözəl eylesin. Allah da bizleri eşli faydanlar eylesin. Amin.